Ses kontrol duyuluyor mu arkadaşlar? Sesle ilgili bir küçük Hi sorunuz vardı Ramsey. ama Hello görüntü Ramsey. sanıyorum düzeldi. Arkadaşlar tekrar merhaba. Küçük bir sesle ilgili küçük bir aksilik yaşadık. Ondan dolayı özür diliyoruz. Sanıyorum baştan alsak daha doğru olacak. Bu webinarın ilk uygulamalarında bu tür aksilikler olursa kusurumuza bakmayın. İlerleyen dönemlerde daha hatasız bir şekilde başlayıp devam ederiz umarım. Öncelikle şunu söylemeliyiz. Bu TİKBİL'le beraber düzenlediğimiz TİKBİL'imize verdiği fırsat sayesinde bir arada olma şansı bulduk. Onun için gayet mutluyuz. Bu TİKBİL'in düzenlediği bu webinarlarla ilgili içerik olarak söyleyecek olursak sadece bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Herhangi bir yön tavsiyesi ya da işlem tavsiyesinde bulunmak gibi bir niyetimiz yoktur. TİKBİL ve biz de hiçbir şekilde finansal tavsiyelerde bulunmuyoruz. Dediğim gibi sadece eğitim ve bilgilendirme maksatlı genel güncel analizlerle ilgili bilgi paylaşımı olarak değerlendirmenizde fayda var. Bunu söyledikten sonra tanımayan arkadaşlar için ben kısaca kendimi tanıtayım. Remzi Bayram benim ismim. Yaklaşık 30 yıldır finansal sektörün içerisindeyim. İlk zamanlar borsada yatırımcı olarak, küçük yatırımcı olarak işlemler yaptık. Türkiye borsasında. O zamanki adı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ydı. Sonra isminde beraber kendisi de çok değişti. Yaklaşık 10 senedir de Forex piyasalarının kaldıraçlı işlem piyasalarının içindeyiz. Geçen süreç içerisinde yatırımcılıktan eğitimciliğe, ondan sonra profesyonel portföy yöneticiliğine doğru bir gelişme oldu. Yaklaşık 10 yıla yakın bir süredir de profesyonel olarak portföy yöneticiliği ve özellikle kaldıraçlı işlemler konusunda eğitim seminerleri ve eğitimler düzenliyoruz. Finansal hayatın içerisinde hemen her konuda bulunmaya gayret ediyoruz. Geçelim gündemimize. Arkadaşlar genel olarak gündemde bugünlerde en aktif konu zaten hepimizin bildiği gibi korona virüsü hikayesi. Hemen her ülkede etkisini çok ciddi şekilde gösteriyor. Bunu biliyoruz ve bütün finansal piyasalarda bunu hissediyoruz. Piyasaları koronavirüsü nasıl etkilemiş olduğunu kısaca incelersek, ilk günlerde aslında bakarsanız tabii hepimiz piyasanın içindeyken takip ettik. İlk günlerde çok farklı alanlarda, borsalarda hissedilmedi mesela. Özellikle yabancı borsalarda koronavirüs hikayesi piyasaya haber olarak düştükten sonra yaklaşık bir hafta 10 gün kadar borsalar, hepimiz hatırlayalım, yükselişine devam etti. Hatta tarihi zirvelerini, Nasdaq, S&P, Dow Jones, bunlar tarihi zirvelerini dahi gördüler. Sonra işin ciddiyetine farkına varıldıktan sonra borsalarla beraber hemen her enstrüman bu sterlin dolarından, euro dolarına, egzotik para birimlerine hatta altına kadar satış yapmaya başladı. Bu esnada bir dönem, bir hafta 10 yıl kadar çok kara bir dönem geçti açıkçası. Bu süreç içerisinde en ciddi satışı borsa, özellikle petrol çok ciddi satış baskısı gördü. Hatırlayacaksınız bir ya da iki gün major paritelerde çok ciddi satış baskısı gördü. Ondan sonra
yukarı yönlü sert bir toparlama yaşadı. Sonra tekrar aşağıya döndü. Bunların hepsine genel olarak tek tek ayrı gruplar halinde bakacağız. Son duruma geldiğimizde, şu günlere geldiğimizde durum ne diye bakarsak, Nasdaq özelinde Amerikan borsalarını özel olarak incelemeye çalışırsak, bakın burada genel olarak yaptığı Nasdaq tarihi zirvelerinden sonraki dönüşlerde sonra piyasaya Fed'in, Avrupa Merkez Bankası'nın ve diğer hemen hemen bütün merkez bankalarının müdahaleleriyle borsalar genel olarak, özellikle büyük borsalar, bunu Avrupa'daki borsalar da dahil, 3 aşağı 5 yukarı içerisindeki sektörler, kategoriler değişse de, oranlar küçük küçük değişmiş olsa da, aşağı yukarı bu kaybın %50'sine yakınını geri almıştı. Yani zaten açıkçası bu borsalarda hikaye şudur. Borsaların ilacı paradır. Parayı hem Avrupa Merkez Bankası hem Fed neredeyse sınırsız bir şekilde, Avrupa Merkez Bankası belli sınırlarda olsa da bunların çok büyük mevduatlarda destek paketlerinin, müdahalelerin çok büyük mevduatlarda olduğunu biliyoruz. Ama özellikle Fed tarihinde hiç yapmadığı gibi ucu açık müdahale sinyalleri ve yetkisi aldı. Bunu da piyasaya açıkça söyledi. Hisse senedi alımından şirket ortaklığına kadar her türlü atraksiyonda bulunabileceğini de çok net olarak söyledikten sonra borsalar tabii bu kaybı hızlı bir şekilde durdurdular. Ve yine hızlı bir şekilde çok ciddi bir miktarını geri aldılar. Peki diğer enstrümanlar, majör pariteler ve emtialar öyle mi? Maalesef öyle olmadı. Onlar da bir miktar düzenli yaşamış olsa da tabii borsadaki gibi sebep sonuç ilişkisi direkt paraya bağlı olmadığı için orada bir miktar sıkıntı yaşandı. Biraz geç toparladı. Hatta mesela petrol hala henüz toparlayabilmiş değil. Orada başka dengeler var tabii. Onu da ayrı bir konu ve ayrı bir grupta inceleyeceğiz ama majör paritelerde tabii iş biraz daha kararsız seviyelerde ama eski kötü halinden biraz daha kurtulmuş olarak yukarı aşağı devam ediyor. Burada şunu söyleyebilirim, her türlü enstrümanın çok net ve ortak bir özelliği var ki her enstrümanda hareket kabiliyeti, günlük hareket kabiliyeti de oldukça yükseldi. Daha önce örneğin Euro-Dolar'da günlük 50 pip, 100 pip hareketler, yine sterlinde 80-100 pip hareketler olağan karşılanabilirken altında 10-12 dolarlık, 15 dolarlık, hadi belki maksimum çok hareketli dönemlerde 20-25 dolarlık hareketlere alıştığımız bir dönemde altında 90-100 dolarlık hareketler görmeye başladık. Majör paritelerde Euro ve sterlin gibi majör paritelerde 200-300 pipistik bir günde çok sert düşüşler, peşinden çok sert yükselişler tekrar yaşamaya başladık. Tabii bunun tek bir izahı var, kararsız hareket. Yani piyasa çok ciddi şekilde özellikle ilk panik halindeki satışlardan kurtulduktan sonra çok kararsız hareket etmeye başladı. Bir ara tabii herkes ne varsa satıyordu ve nakde dönmeye başlıyordu. Bu esnada açıkçası piyasa çok ciddi şekilde yanıldı. Şöyle ki ilk günler altının çok ciddi prim yapacağını, 1700 dolarlardan, 1800 dolarlardan, hatta ons fiyatı olarak 2000 dolarlardan bahsettim. En başta onsun satış yemeye başladığını gördüm. 2008 krizinde de buna benzer hareketler görüldü ama piyasanın çok beklediği ve çok net beklediği bir hareket tarzı değil. Ons normalde işte sisli havayı, puslu havayı, sıkıntılı havayı fiyatlama açısından, kendisine göre pozitif fiyatlama açısından çok sevmesine rağmen burada beklenilen, hayal edilen, açıkçası bazı yatırımcıların da, özellikle ons yatırımcıların hayal ettiği o büyük rakamlara ulaşamadı. Ha, yani şu anda bulunduğu yer zaten oldukça yukarıda. Seviyeler bunun üzerine ciddi şekilde ons satış yemiş oldu. Bunun tabii başka sebepleri olduğunu biliyoruz.
bunlardan en başında marjin kola düşen özellikle borsa yatırımcısı, büyük borsa yatırımcılarının marjin kola düşmelerinden sonra teminat yeterliliği açısından sıkıntı yaşadı. Ve bu sıkıntının sonucunda da elindeki ons yatırımlarını tahvilleri belki bu şeyler için de geçerli. Birçok ülkenin devlet tahvili için de geçerli. Ne bulursa nakde çevirebileceği, teminat olarak gösterebileceği ne bulursa satış yemeye başladı. Marjin koldan kurtulabilmek açısından. O ilk panik satışını atlattık açıkçası. Şu anda oralarda değiliz. O panik dönemlerinde değiliz. Tekrar oraya dönmeyi de beklemiyoruz. Panik satışlarının şöyle bir sıkıntısı vardı. Tabii sahip olduğunuz pozisyon açısından kazanan da kaybeden de ayrı ayrı olabilir. Yani herkes onsta long pozisyonda olmayabilir. Herkes onsta short pozisyonda olmayabilir. Kimisine yaramıştır, kimisine yaramamıştır. Ama şöyle bir netlik var. Netlik oluştu. Hiç olmazsa daha mantıklı, daha kararlı, ne yaptığıyla ilgili bir yorum yapabileceğimiz hareketler görmeye başladık son zamanlarda. Özellikle son birkaç gün içerisinde. Bunun tabii dediğim gibi sohbetimizin en başında söylediğimiz gibi en büyük etkenleri mutlaka bir sürü ülkenin merkez bankalarının işe doğrudan müdahale etme hevesiyle ve bu krizden bir an önce en azından finansal kısmından bir an önce kurtulma çabasını ciddiye aldıklarını gösterdiler. Ve her ülke veya birlik, Avrupa Birliği de buna dahil, FED de buna dahil, Amerika buna dahil dolayısıyla her ülke bu işin altına elini koyduğunu, ortadan bütün sıkıntıların kalkması için ya da mümkün olan en az zararla kurtulabilmek için elinden gelen yaptığını, yapacağını çok net olarak piyasaya aktardı. Piyasa da buna inandı. Şimdi geldiğimiz son durumu sosyalite açısından incelersek işin sağlık kısmı bir tarafı, o bizim işimiz değil. Tabii ki bunu televizyonlarda da söylüyorlar. Biz de söylemiş olalım. Elbette ki insan hayatının, insan sağlığının bir takım rakamlarla değerlendirmek çok hoş bir görüntü değil. Çok hoş bir söylem de değil. Ama maalesef finansal açıdan belli şeyleri incelerken bu rakamlardan faydalanmak zorundasınız. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bundan bir hafta 10 gün kadar önce Avrupa'daki sinyaller çok kötüyken özellikle İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerde gerek bulaş hasta sayısı hızla artarken gerek ölüm oranları ve ölüm sayıları çok hızla artarken finansal piyasalar tabii buradan gelen haberlerin karamsarlığını çok ciddi şekilde farklı olarak insan sağlığı en başta gibi insan önce yatırımından önce tabii ki kendi hayat sağlık güvencesini, sağlığını ve can güvenliğini düşünmek zorunda. Doğal olarak da bu süreç böyle ilerledi. Ama son günlerde biliyoruz ki ilk olarak Avrupa'da daha makul rakamlar. Yani örneğin İtalya'da, İspanya'da binlere çıkan günlük ölüm sayıları maalesef binlere kadar çıkmıştı geçen hafta içerisinde. Son birkaç gündür 400'lü sayılara kadar indi, 500'ün altına indi. Finansal açıdan da tabii psikolojik olarak da çok ciddi bir rahatlama getiriyor. Bunun peşinden belki işte Çin'de yaşanan, Avrupa'da yaşanan, Güney Kore'de yaşanan bir takvim gibi işte 4 ya da 6 hafta içerisinde bu salgının zirve yapıp geri dönmesi bekleniyorsa bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta ortalarında Amerika'da da muhtemeldir ki bu salgın zirve yapıp ondan sonra aşağılara doğru gittikçe ilerleyen. Bugün mesela bir haber düştü. Çin salgın başladığından bu yana ilk defa bu hastalığa bağlı olarak ölüm vermediği bir gün oldu. Bunlar tabii çok hem psikolojik olarak hem finansal olarak çok ciddi gelişmeler. Salgının ortadan kalktığına dair sinyalleri almak tüm piyasayı mutlaka çok rahatlatacaktır. Şu anda herkesin gözü tabii Amerika'da bu tür bir bilimsel değişim tüm piyasaya
çok hızlı bir şekilde yansıyacaktır. Bu zaten ilk etaptaki kriz anındaki müdahalelerde olayın çok daha derin, evet oldukça derin bir krizin içerisinde girildi. Ama çok daha kötü olabilirdi. Bu bir miktar merkez bankaları ve finansal çevreler tarafından ödü kesilerek müdahale edilerek engellenmiş oldu açıkçası. Bundan sonra da doğru adımlarla bunun telafisi daha hızlı yapılabilir diye düşünüyorum. Şimdi burada bir Amerika mevzu ve finans olunca tabii herkesin gözü doğrudan Amerika'ya çeviriyor. Çünkü dünyanın finans kalbi, ticaret kalbi, üretim kalbi, tüketim kalbi, her şey Amerika'yla beraber hareket ediyor. Çok önemli bir ülke hem tüketim hem üretim hem finans açısından çok önemli. Burada benim katılmadığım genel piyasa analistlerinin bir yorumu var. Geçtiğimiz hafta hatta hatırlayacaksınız, tarım dışı istihdam döneminde Amerika verileri çok kötü geldi. İşte eksi 20-30 bin civarında bir veri beklenirken yanılmıyorsam 700 bin, 720 bin civarında bir çok çok kötü bir veri geldi. Yani işsizlik oranının %2 civarına, %3 civarına sadece bu son dilimde korona kriziyle beraber ilave %1 civarında olan işsizliğe ilave bir %2'lik dilim eklendiğini gördük. Katılmadığım nokta şu, bu krizin bu şekilde devam ederek Amerika'nın artık önümüzdeki aylarda çok ciddi bir işsizlik problemi olacağı söyleniyor. Tabii elbette bunun yansımaları diğer Avrupa ülkelerinde de olacak, diğer başka ülkelerde de olacaktır. Böyle bu tür yorumlar çıkıyor. Ben buna katılmıyorum. Şunun için katılmıyorum. İşte incelediğimiz zaman Amerika'da yaklaşık 30 milyon civarında, 300 milyon civarında bir nüfusa sahip Amerika var. 30 milyon civarında bir restoran sektörü var. Yani yiyecek içecek sektörü var. Bu restoran sektörünün içerisinde restoranlar kapandığı için çok ciddi bir iş gücü kaybı var ve bu tarım dışı istihdamdan kaynaklanan bu veride bu restoran grubunda çalışan arkadaşların da çok önemli olduğu söyleniyor. Bu çalışanların çok etkili olduğu söyleniyor. Yani iş gücü kaybının, işsizliğin çok büyük oranda bu taraftan geldiği söyleniyor. Peki şöyle düşünelim. Bir hafta, bir demedik, 2 hafta, hadi yanılıyorsak 3 hafta ya da 1 ay sonra her neyse. Neticede kısa bir süre sonra Avrupa'da ya da Uzak Doğu'da yaşanan zirve dönüşünden sonra koronavirüs hikayesi daha stabile döndüğünde, insanlar sokağa çıkabilir olduğunda, dükkanlar açılabilir olduğunda elbette bu iş gücünü, işini kaybeden insanların kendi özel durumları değil ama kastettiğimiz şey şu, bu restoranlar tekrar açılır. Kendi çalıştırdığı insanı geri almasa da onun yerine hizmet verebilmek için başka kişileri almak. Yani belki Ahmet'i işten çıkardı ama Mehmet'i işe alacak. Ne kadar hızlı iş gücü kaybı olmuşsa, ne kadar hızlı işten çıkarılan insan sayısı olmuşsa, buna çok yakınsayan bir sayıda çok hızlı bir şekilde tekrar bu işsizler iş bulmaya başlayacak. Çünkü o restoranlarda artık çalışan insan yok. Yani çalışan insan olmadan da o restoranların hizmet vermeye çalışıyor. Halbuki Amerika'nın bir tüketim toplumu olduğunu, alışkanlıklarının, yemek yemeyi alışkanlığının bizim toplumumuz gibi evde olmak yerine ev dışında hazır besinde belki bu hazır yani marketten bile olsa evde bile olsa şunu biliyoruz adamlar salatasını bile marketten alan bir kültüre, yemek kültürüne sahipler. Ama büyük bölümü restoranda, kafede, kafeteryalarda yemek yemeyi tercih ediyor. Bu da çok ciddi bir istihdam değil. Bunun ben kökten değişebileceğini düşünmüyorum. Elbette bir takım ufak tefek alışkanlıklar değişebilir. Daha korumacı yaklaşımla kendi evlerinde bu işleri çözer hale gelebilirler. Ama öyle dahi olsa pizzasını donmuş pizza alan bir insan restorandaki iş gücüne zarar veriyor olsa da pizza üreten fabrikadaki iş gücüne dolayısıyla bu işsizlik sorununun koronavirüs hikayesi bittikten sonraki ilk 1 hafta geçtikten sonra daha netleşeceğini düşünüyorum.
Ondan sonra da zaten bunun çok ciddi boyutlarda olmayacağı benim fikrim. Mutlaka bir kayıp olacak. 10 kişi çalışan kafeterya 8 kişiye düşebilir, 7 kişiye düşebilir ama bir kişi de çalışmıyor. Dolayısıyla burada tekrar çok hızlı bir şekilde işe dönüş olacaktır. Bu gördüğümüz çok kötü tarım dışı verileri aynı şekilde terse dönerek çok iyi, birkaç hafta çok iyi tarım dışı verileri görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Devam eden süreç içerisinde aslında olay, o sisli görüntü biraz da kalktıktan sonra olay daha net olacaktır. Yani gerçek kalıcı iş gücü kaybı nedir? Onu görmeden şu anda krizin boyutlarının çok çok büyük ve işsizlik açısından özellikle çok ileriye gidebileceğini söylemek ve düşünmek bence sanki biraz aşırı kötümserlik olabilir. Amerika tarafını bu şekilde konuştuktan sonra gelişen ülkelerle ilgili, gelişmekte olan ülkelerle ilgili bizim de içinde bulunduğumuz piyasalardan biraz bahsetmek istersek şöyle. Tabii bu tür kriz anlarında ilk etkilenen ülke grupları, gelişmekte olan ülkeler bizim de içinde bulunduğumuz. Bunun da lokomotif bir öncü göstergesi genel olarak Güney Afrika para birimlerinde de genel olarak Güney Afrika randı mukayese olarak kabul ediliyor. Hatırlayın ilk günden itibaren neredeyse biz biraz pozitif ayrışsak da dolar TL paritesi gelişmekte olan ülkelere göre kısmen ilk günler için söylüyorum. Virüsün hızla yayılmaya başladığı ilk günler için söylüyorum. Gelişmekte olan ülkeler içerisinde biz kısmen birkaç gün, belki bir iki hafta pozitif ayrışsak da devam eden süreçte biz de o kervana katıldık. Ama hatırlayın ilk günden itibaren özellikle hemen birkaç gün sonrasında da Fitch ya da Moody's'in sanıyorum Fitch'ti. Fitch'in Güney Afrika kredibilite notunu yatırım yapılamaz ülkeler sınıfına sokarak notunu düşürdükten sonra bu değer kaybı çok daha hızlı ve çok daha keskin olmaya başladı. Bir süre sonra biz de aynı kervana katıldık ve aynı şekilde dolar TL'de çok ciddi değer kayıpları olmaya başladı. Bunun izahı tabii ki çok kolay. Yani bizim ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin para biriminin değerlenmesi ya da borsaların değerlenmesi tamamen risk iştahının yükselmesiyle ilgilidir. Risk iştahının köreldiği bu tür panik havalarında ekonomik olarak ilk etkilenecek ülkelerden birisi tabii ki tabii ki gelişmekte olan ülkeler. Bunlarla çok ciddi yara aldığımız söylenebilir. Devam eden süreçte bunu engellemek için IMF'nin ortak bir kararla eski IMF'nin de burada eski alışkanlıklarının dışında ilk defa devlet tahvili önce bir düzenleme yaptılar. Devlet tahvili yani Amerikan devlet tahvillerini teminat göstererek bir IMF borçlanmasının swap hareketini mümkün kıldılar. Ama bu borçlanma IMF'nin şimdiye kadar oluşturduğu standby sözleşmeleri gibi bir borçlanma şekli değildi. Diğerlerinden ayıran en büyük özellik buydu. Bu sadece alelade bir banka kredisiymiş gibi çalışacaktı. Ülkeler elindeki Amerikan tahvillerini teminat olarak gösterip istedikleri kadar, kredibilitesi kadar, teminat kadar gecelik swapla dolar borçlanabileceklerdi ve istedikleri kadar da uzatabileceklerdi bunu. Bu ülkenin nakit akışı, gelişen ülkeler açısından nakit akışı, para dengesi, ödeme dengesi açısından çok önemli bir karardı. Tabii devam eden süreçte şöyle bir sıkıntı olduğu görüldü. Gelişen ülkeler zaten bu kriz dönemi içerisinde zaten ondan önce de çok parlak dönemler yaşamadığı bilindiği için bu ülkelerin Güney Afrika, biz Arjantin, Brezilya bunların çok parlak dönemler yaşamadığı süreç içerisinde ellerinde çok fazla Amerikan devlet tahvili kalmadı. Yani bizde de mesela son açıklanan bilgilere göre 2 milyar dolar civarında bir Amerikan tahvili stoğumuz olduğu görüldü. Dolayısıyla bu tür rakamlar bu tür ülkelere çok katkı sağlayabilecek rakamlar olmaktan çıktı.
Yine FED ve IMF tekrar devreye girdi ve teminat olarak alınacak şeyin sadece Amerikan tahvili olmayabileceğine ilişkin yeni bir düzenleme yaptılar. Gerekirse o ülkenin kendi tahvilini alırız, gerekirse başka bonoları alırız. Ama önemli olan sağlam, şurası çok önemli burada, sağlam temeller üzerine kurulmuş bir ekonomi sayesinde bu borçlanmayı yapabilirler gibi bir temel kriter çıkardılar. Bu kritere istinaden de yani ekonominiz sağlamsa gerisini biz hallederiz şeklinde geldi iş biraz. Burada şöyle bir ayrıntı var. Bu şeye tedbirin içerisine, tedbir paketinin içerisine bu cümle eklendikten sonra iş biraz şeye döndü açıkçası. Biz kime istersek ona veririz'e döndü. Yorumcuların genel fikri o ki benim de aslında öyle. Burada mevzu şu, gelişen ülkelere evet topyekun bir kurtarma operasyonunu yapmak hem Amerika hem IMF hem Avrupa ülkeleri istiyor. Çünkü yapmadıkları müddetçe dönüp kendi başlarına bela olacak bugün. Çünkü bu tedarik zincirinde, ticarette, alsatta her şekilde artık global dünya içerisinde ülkelerin birbirinden çıkarları söz konusu. Herhangi bir ülkenin ya da herhangi bir topluluğun topyekün ekonomisinin bozulması büyük ülkelere de çok fazla yaramıyor. Bunu öğrendiler zaten çok uzun zamandır. Bunun için de gelişen ülkeleri çok fazla risk altına sokmak istemiyorlar. Ama yine bu webinarın başında da söylediğimiz gibi gelişen ülkelerin gösterge parası ve gösterge ülkesi Güney Afrika olduğu için aslında sanki burada bu paketin içerisine, IMF-FED ortak paketin içerisine bir eklenen bu cümle sayesinde sanki mevzu doğrudan Güney Afrika'yı fonlamak, doğrudan onu kurtarmak ve onun etrafında toplanan, onun sürüklemesiyle, onun korelasyonuyla hareket eden diğer ülkelere de kısmi yardımlar yapmak ve kısmi kur riskini ortadan kaldırmakmış gibi yorumlanıyor. Buna insan katılır katılmaz. Ben çok katılmıyorum. Elbette çok net söylüyor zaten. Brezilya gibi ne olduğu, yani ekonomisinde yarın ne olacağı belli olmayan bir ülke. Siz de olsanız siz de belki paranızı vermek istemeyebilirsiniz ama ben burada tek başına Güney Afrika'nın Güney Afrika üzerinde bir operasyon, kurtarma operasyonu yapılacağını düşünmüyorum. Biz kendi tarafımıza bakarsak bizim de cari dengelerimiz, dış açıklarımız, ödeme yükümlülüklerimiz, Merkez Bankası döviz rezervlerimize bakıldığımızda zaten koronavirüsünden önce de çok ciddi parlak bir ekonomik yapımız yoktu. Bu koronavirüsü sayesinde bir miktar daha yıpranmış bir ekonomiyle karşı karşıya kalmak zorunda kaldık. Şimdi buradaki handikap şu, bizim yöneticilerimiz, bizim ekonomi otoritelerimiz, finans otoritelerimiz böyle bir yardıma acaba müracaat edecekler mi? Bunun artıları var, eksileri var. Eksileri nedir? Türkiye'de eskiden beri biliyoruz ki özellikle son zamanlarda IMF meselesi biraz siyasi ve politik bir enstrüman olarak kullanılıyor ve siyasi yöneticiler tarafından bu çok fazla içine sinerek kullanılmak istenen bir enstrüman değil. IMF'den öyle ya da böyle para almak, destek bulmak çok istenilen bir durum değil ama sanıyorum bir müddet sonra IMF'den bu desteği kullanan ya da kullanmayan diye ülkeler ikiye ayrılacaklar. Çok kısa bir süre içerisinde kullanmayan ülkelerin bir dezavantajı şöyle ortaya çıkacak. Bence bu benim fikrim. Yanılıyor olabilirim elbette ama kullanmayan ülkeler sanki IMF ile görüştü ama kredibilite yeterliliği açısından bir takım sıkıntılar yaşadı ve onun için kullanmadı gibi algılanabilir. Bu çok olumsuz bir hava esmesine, o ülkeye özel çok olumsuz bir hava esmesine sebep olabilir. Bunu tabii ekonomi otoriteleri, finans otoriteleri, mali otoriteleri her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de karar verip değerlendirecekler. Onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Konuşacak çok mevzu var. Tabii gündem böyle çok karışık ve çok hızlı gelişiyor. Ben bu en azından ilk webinarda akla gelen ve önem
sıralamasında büyük olanları işlemeye çalışıyorum. Bu piyasa içerisinde çok çarpıcı bir başka konu daha var. Onu da son zamanlarda belki finansal piyasalar içerisinde, özellikle kavgaçlı piyasalar içerisinde çok uzun zamandır bulunmayan, yeni birkaç senedir bulunan arkadaşlarım belki ilk defa karşılaşmış olabileceği şeyler olabilir diye bir konuyu daha gündeme getirmek istiyorum. O da şu, altın ve bazı enstrümanlarda CFD ve spot fiyatlama üstünden çalışan bazı enstrümanlarda çok farklı fiyatlar görmeye başladık. Şöyle ki, bizim örneğin kaldıraçlı işlem piyasasında gördüğümüz fiyatlamalardan mesela spot fiyat, şu anki fiyatına bakalım, 1655-1656 civarında. Altının ons fiyatı bu spot fiyat açısından. CFD kontrat değildir. Spot fiyattır bu. 1656. Bakın, altının biliyorsunuz altında da petrolde de bu mevcut. Zaten en çok bu iki enstrümanda iki emtiada karşılaşıyoruz. CFD kontratlarla spot fiyat kontratları arasındaki fiyat farkını. Altında genel olarak baktığımızda 5-6 dolar, 3 dolar, 7 dolar işte günün gelişimine, kontrat başı, kontrat sonuna göre değişmekle beraber yuvarlak konuşursak altında 5 dolarla 10 dolar arasında spot fiyatla CFD fiyat arasında bir fiyat farkı. Hatta bazen 2 dolara, 3 dolara kadar düşen vade farkı, fiyat farkı oluşması görülebilirdi. Ama şu anda çok enteresan bir hal aldı. Mesela işte birebir inceleyelim. Şu anda 1656 dolar olan spot fiyat kontratı altın vadeli fiyatı baktığınız zaman şu anki fiyatı nedir? 1695, değil mi? 1695 civarında. Yani bu azalmış bile aslında. 40 dolar. Geçen günlerde yaklaşık 90-100 dolara kadar çıkan vadeli kontratla spot kontrat arasındaki fiyat farkını görmüştük. Bu tamamen birkaç sebepten oluşsa da şu anki kontratlar arasındaki fiyat farkının oluşumu tamamen kararsız piyasadan meydana geliyor. CFD kontrat hepinizin bildiği bir vadeli kontrat. Belli bir kapanma süresi, belli bir uzlaşma fiyatı üstünden kapanma süresi içerisinde verilen kontratlardır. Yani örnek olsun diye söylüyorum. Bir ay sonra siz isteseniz de istemeseniz de kontrat süresi belli bir uzlaşma fiyatından sonra erecek. O anki spot fiyat üzerinden sonra erecek kontratlardır. Bir ay sonraki fiyat bugünkü fiyattan çok ciddi şekilde 50 dolar, 60 dolar, 100 dolar gibi farklıysa şu anki fiyatla bir ay sonraki fiyat arasındaki fiyat farkı bu mertebeye çıktıysa bu tamamen kararsız piyasadan kaynaklanır. Kararsız piyasanın durgun piyasaya, stabil piyasaya dönüştüğü günlerde bu aradaki fiyat çok ciddi şekilde düşecektir. Fiyatın ve kararsızlığın en büyük göstergesi budur. Şunu biliyoruz, kontrat sonlarında spot piyasayla vadeli piyasa fiyat farkları sıfıra yakınsar. Ama bu şu demek değildir, yanlış bir çıkarım yapılmasın buradan. Spot vadeliye gider ya da vadeli spota gelir gibi bir denklem yok burada. Belki ikisi de birbirine, birisi kısmen artar, birisi kısmen azalır ya da tek taraflı birisi düşer ya da tek taraflı birisi çok hızlı çıkabilir. Bunların hepsi mümkün ama bildiğimiz tek şey ikisinin arasındaki fiyat farkı sıfıra kontrat sonunda yakınsayacaktır. Tehlikeli olan şey şu, buradan herhangi bir sonuç çıkmaz. Buradan bir sonuç çıkarmaya çalışmak çok son derece riskli hareketler olur. Spot fiyatın vadeliye yakınsayacağını düşünerek alım yapmak ya da vadelinin spota yakınsayacağını düşünerek satış yapmak son derece yanlış bir hareket olur. Bunun hiçbir kuralı yok. Böyle bir kural olmadığı gibi böyle bir sonuçla da karşılaşmayabilirsiniz. Zaten günlük grafikten baktığınız zaman spot fiyatla vadeli fiyat arasındaki
net fiyat değişimi son bir hafta içerisinde aşağı yukarı oluşmaya başladı. Yani şuradaki şeyde, grafikte mesela vadeli fiyatta tahmin ediyorum bugün günlük grafiğe bakalım. Evet, bugün tarihi zirve demeyelim, daha doğrusu yakın tarihin, son birkaç yıllık yakın tarihin zirvesi bugünkü fiyattı. Bugünkü fiyattan açıldı. Yukarı ciddi bir gap açmıştan sonra aşağı doğru bir vadeli altın işlemlerinin grafiği bu. Aşağı doğru bir hareket oldu. Halbuki spot fiyatlama da öyle değil. Yani işte yakın tarihin zirveleri daha önce de bazı şey, bu dönemmiş 1705 ile 3. ayın 9'uymuş örneğin. Yani grafikte net olarak, şekilsel olarak bile çok ciddi farklar oluşmaya başladı. Ben değişik forumlarda ve değişik ortamlarda yorumlar görüyorum. İşte bir spot vadeliye yaklaşmak zorunda. Dolayısıyla 50 dolarlık, 60 dolarlık net bir satış olmak zorunda. Bunun başka bir zararı yoktur. Bu asla böyle bir kural yok. Ne vadeli spota ne spot vadeliye yaklaşmak zorunda değil. Bunun dengesinin nasıl olacağına piyasa tamamen kendisi karar verir. Kısmen o, kısmen o yakın sayabilir. Dediğim gibi buradan herhangi bir sonuç çıkarmak doğru olmaz. Benim genel olarak bugün söyleyeceklerim aşağı yukarı böyle diyebilirim. Bu arada siz aklınıza gelen soruları chat bölümümüzden yazarsanız onlara da ortak konular ve ortak paydalarda birleşen sorulara genel olarak cevap vermeye çalışalım. Ekranınızın üst köşesinde chat bölümü olacak. Evet, oradan mesajlarınızı yazabilirsiniz. Sadece bugüne mahsus değil, bugün süreniz yettiği kadar ona cevap veririz. Süreniz yetmediği zaman da bir sonraki süreçte Perşembe günkü webinarımızda cevap vermeye çalışırız. Bu da aklınızda bulunsun. Bu arada ben sorular sizin aklınıza gelinceye kadar, soruncaya kadar ben gene kendi ülkemizle ilgili şeye, dolar TL ile ilgili ufak bir detay çalışmasını anlatmak isterim. Şöyle ki dolar TL'de işler aslında çok da iyi gitmiyor maalesef. Orada baktığımız zaman dolar TL grafiğinde yükselen bir kanalımız vardı ve o kanal yukarı yönlü kırıldı. Yukarı yönlü kırıldıktan sonra yukarıda kritik seviyemiz 5.85 civarında, pardon, 6.85 civarında bir kritik seviyemiz var. Bu büyük bir bant aralığından sonra hem eski 7.20 seviyesini gördükten sonra bir düşüş çıkış hareketi vardı hatırlarsınız şu seviye. Hem burada bir yatay destek seviyesi, direnç seviyesidir. Şu bölgede bir yatay direnç seviyesidir. Hem de buradan aşağıdan çizeceğimiz bir trendle yukarı doğru hareket eden trendin üst çizgisiyle ilgili bir direnç seviyesidir. 6.85 seviyesi çok önemli. Buraya kadar Güney Afrika'nın etkisiyle, koronanın etkisiyle, evet belki ülkenin makroekonomik dengeleriyle de gelmiş olsak bu bölgeler sınır bölgeleridir. Yani işte bulunduğumuz, şu anda bulunduğumuz mesafe yaklaşık 8-10 dolar civarında, 8-10 kuruş civarında bir mesafemiz kaldı. 6.85 bence önemli bir dirençtir. 6.83, 6.85 bandı. Bu bant kırılırsa üste doğru yeni bir bant yaratma isteği duyar kur. Bu daha sıkıntılı bir yerlere gitmemize sebep olabilir. Hepimizin hatırladığı gibi 6.85'ten sonra 18 Ağustos'ta 2018 yılında gördüğümüz 7.20 zirvesi var. 7.20 zirvesi bizi karşılar. Ama bu bant kırılmazsa 6.85, 6.83 üstünü görmezsek
Muhtemeldir ki bu bölgeden bir miktar aşağı doğru bir ciddi bir düzeltme yapması olasılığı görünür. Güney Afrika randına baktığımız zaman da zaten kanal üstlerine geldiğini, hatta tarihi zirvelere, yeni zirvelere geldiğini görüyoruz. Güney Afrika randında da zarda, dolar zarda da çok enteresan yerlere geldik. Sanıyorum dündü. Evet, dün zirvesini yaptı. Tarihi zirvesini yaptı. Onu yaptıktan sonra 19.43-19.45 seviyelerini gördük. Dün çok sert bir dönüşte. Bu USD zar grafiğinde de 18-20 civarına doğru bir geri çekilme yaşadık. Bunda tabii IMF'ye ortak müdahalesinin çok önemli bir etkisi var. Bu kaynaklı bir şu anda yaşayan ülkelere yönelik piyasada çok etkili bir iyimserlik yaratıyor ve bu hakimiyeti kuruyor. Bu aynı şekilde Güney Afrika randına yaradığı gibi dolar TL'ye de yaramasını beklemek çok da yanlış olmaz. Hareketler aynı korelasyon içerisinde ve aynı iyimserlik içerisinde devam ederse biz de umarız ki bu USD zar grafiğinde yaşanma geri çekildiği, düzelttiği, en azından bir nefes alma sürecini tekrar yaşayabiliriz. Bir miktar daha aşağı çekildiğinde dolar TL işte 6.50 gibi güvenli bölgelere inerse, o zaman hem ülkenin makro ekonominin dengeleri açısından hem enflasyonist baskı oluşması açısından daha rahat seviyelere gelme fırsatı bulabileceğiz. Önümüzdeki günlerde bunu net olarak göreceğiz. Şu anda yalnız grafikler arasında bir düşme maalesef henüz yok. Dolar zar grafiğinde net olarak bir geri çekilme görürse de dolar TL'de aynı geri çekilmeyi korelatif olarak henüz görmüş değiliz. Evet, bir yükselişte bir duraklama, bir yavaşlama var. Önceki günlere göre sanki 2 gündür bir şey yatay yataya yakın bir seyir gibi 6.75-6.78 arasında bir gidip gelme şeklinde bir kur hareketi izliyoruz. Ama net bir geri çekilme maalesef biz dolar TL'de henüz görmüş değiliz. İlerleyen günlerde bunu göreceğiz. Dediğim gibi 6.83-6.85 mesafesi dolar TL'de çok önemli bir mesafe, çok önemli bir seviye. Bunun üzeri ki kur atakları daha da sertleşebilir, daha da hızlanabilir. Bu da panik halindeki koronavirüs ya da ekonomik krize doğru yönlenmiş uluslararası piyasada panik halindeki bir piyasa içerisinde çok hoş bir görüntü vermez. O zaman maalesef borsalarla ilgili de Türk borsası ile ilgili de daha kötü görüntüler görebiliriz. BIST 100'de yatırım yapan arkadaşlarım da sadece bu şey için, bu mukayese için 6.83-6.85 seviyelerini takip etmelerini şiddetle öneririm. Çünkü BIST 100'de de zaten çok kritik bir yerdeyiz. Yanılmıyorsam 88 bin civarında orada çok önemli bir trend desteği var. 88 bin, 88 bin 500 gibi bu trend desteği aşağıya doğru ihlal edildi. Geçen hafta sert bir şekilde ihlal edildi. Ama bu ihlalde kalıcı olamadı. Hızlı bir şekilde Avrupa ve Amerika borsalarıyla beraber hızlı bir şekilde topladı. Toplamanın devamında yalnız çok yükseliş kaydedemedi. Yani bir Nasdaq gibi verdiğinin %50'sini geri alamadı. Biz yüzde de bu çok kısıtlı bir hareket görüyoruz. Şu anda da 3 aşağı 5 yukarı hala aynı seviyelerde seyrettiğini görüyoruz. Borsada, BIST 100 için söylüyorum, borsada yukarıda 100 bin kritik seviye, aşağıda da 88 bin seviyesi önemli bir seviyedir. Yukarıda 100 bin, aşağıda 88 bin kırılırsa, hangi yöne doğru kırılırsa o yöne doğru bir müddet daha hareket etmesini beklemek çok yanlış olmaz. Borsa yatırımcıları adına da bu küçük notu iletmiş olalım.
Bugün için benim söyleyeceklerim şimdi bu kadar arkadaşlar. İlk herhangi bir soru gelmiş mi? Ona bakalım. Şu anda herhangi bir sorumuz yok. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Perşembe günü aynı saatte, Türkiye saatiyle akşam 6'da görüşmek üzere diyorum. Umarım hepimiz açısından faydalı seminerler olur bunlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. Bol kazançlar.